Vay edepsiz vay. Utanma sıkılması da yok ha. Kız ben Zehra'nın böyle gideceğini bilseydim geçerdim karşı apartmana. Akgül gibi abimin evinde 7 kat el karısı cız cıbuldak oturuyor. Biz de dış kapının mandalı olduk. Hatice abla. He. Bu apartmasına bir ay deneme süresi vermemiş miydi? Gülfidan senden korkulur. Hakikaten ya. Deriz denedik olmadı deriz. Kimle karşılayacak ki? Hoş geldin. Hoş bulduk. Seher. Al bunu. Feriha'nın görmesini sağla olur mu? Vay. Çok güzel çıkmışsın ya. Vallahi ne yalan söyleyeyim siz çok yakışıyorsunuz. Teşekkür ederim. Tamam sen merak etme. Yine böyle Zehra gidince odaları da değiştirdiniz ha? Feriha kızım. Sen nerede ders çalışıyorsun? Salonda hala. Ya hiç sormayın hadi canım. Benim de içime sinmiyor ama bir türlü ikna edemiyorum Feriha kızımı. Yok illa siz rahat edin Hacer alacığım diyor. De hala diyor ya. Anlaşılan siz burada bir düzen kurmuşsunuz ama biz o düzeni bozacağız. Ana kız biz düşündük taşındık apartman işi zor geldi. Abimin evine geri geleceğiz. Ya. Ay Gülsüm. Ya da ya çok sevindim. Babam ya. Kızım falan sizi bırakır mı kızım? Hacer Hanım. Madem yardım edeceğim, hadi kalkalım. Bu gece seni bizde kalıver. Hadi bismillah. Hadi bari, madem yardım edeceğim, sizde kalayım bari bu akşam. Süpersin ya. Süpersin sen, süpersin. Kızım sen ne zannettin halanı? Süperim, süper. Hadi kalın sağlıcağına. Hadi Allah'ım. Bekliyoruz. Kapa sen kızım, kapa kapa. Ben de annemin yataklarının çarşafını değiştireyim bari. İçeriden alacağınız bir şey var mı? Yok yok. Ben burada iyiyim. Ya baba, benim de içime sinmiyor vallahi. Ya iyiyim dedim ya, hem belim de geçti. Orası da sert, iyi geliyor belime. Ya babacığım, halamlar gelince zaten... Feriha. Bana lafımı ikiletme. Peki baba. Aa, yukarıdakiler gazeteye çıkmış. Kim? Ya şu Cansu'yla Feriha'nın okuldan arkadaşı. Merak etti gazeteyi. Vereyim de okusun. Thank you.
Tamam annem. Tamam merak etme sen. Küçük kuzuyu da öp benim için. Annem tamam. Hadi dikkat edin kendinize. Efendim Gülsüm. Sesin kötü, ağladın mı yoksa sen? Yok annemle konuştum. Ay ben de konuştum sabah. Ha Feriha bak ne diyeceğim canım sana. Şimdi dayımla annem yöneticiye çıktılar. Ben de evi bırakıp çıkamıyorum da. Askıda annemin yeleği olacak. Cebinde yukarının anahtarı kalmış. Ya kızdılar bize. Bir koşu getiriversen olur mu canım? Morurka mı? Hı hı. Hah tamam buldum. Buldum getiriyorum hemen. Tamam canım sağ ol. Bizim anahtar nerede ya? Allah Allah. Rıza Bey. Rıza Bey. Bak kaç kez çaldırdım kapıcıyı, cevap veriyor mu? 40 yılda bir işimiz düşer, onda da kimseyi bulamayız. Merhaba. Kapıları da açık bunların. Apartmanı bırakıp gitmişler. Sorumsuzluğum bu kadarı. Ben çocukluğumdan beri yukarıyı tanıyordum. Biliyordum ama sen aşağıyı tanımıyordun. Tanımıyorsun Emir, kabul et. Aşağıdan yukarısı nasıl gözüküyor bilmiyorsun. Bilemezsin. Tamam bu senin suçun değil. Ama olduğun yerden aşağıya bakıp beni çözdüğünü düşünmek... Thank you.
Ben... Niye? Her an biri gelebilir. Seher, babam, Mehmet, herkes. Dinlemeye mi geldin? Feriha? Feriha? Baba? Al şu anahtarı kızım. Farkında olmadan yedeğini de alıp çıkmışım. Dışarı çıksan içeri giremeyeceksin. Ha. Feriha, kimse yokken seninle konuşmak istiyorum. Bak kızım, sırf bizim iyiliğimiz için halan karşıda çalıştığı yerden alacağı aylıktan vazgeçip buraya geliyor. Her ay köye anana para gönderiyoruz. Bir de ödememiz gereken bir borcumuz var malum. Yani senin anlayacağın, bu kadar yokluk içinde tek varlığımız evimizin huzuru. Halanın yanında yengeni el üstünde tutacaksın. Yok odamızı aldı, yok babam divana kaldı diye ortalığı ateşe vermeyeceksin. Oldu mu kız? Hadi kal sağlıcakla. Çıktı, dayanamadım girdim. Meşhur kapıcı dairesi burası işte.
Burası benim odam. Bu aynam yukarıdan gelmişti. Senin kadar garip duruyor burada, değil mi? Seninle buluşmadan önce burada hazırlanırdım hep. Burada ağlardım bize. Burada düşünürdüm. Aşağıdan yukarısınız gözüküyormuş. Ne kadar uzak. Ne kadar imkansız. Anladın mı şimdi? Hadi git. Git, böyle konuşamayacağız. Böyle olmaz. Git. Var lan burada. Mehmet yapma. Yapma. Ne yapıyordun lan kardeşime? Ne işin var burada lan? Mehmet. Mehmet tamam yapma ne olur. Mehmet yapma ne olur. Çekirdeği ya. Gel lan. Mehmet yapma. Verdin ne lan seni? Geberteceğim seni. Mehmet yapma. Yapma ne olur. Ne işin var lan burada? Evime aldın bu herifi. O anladı beni be. Ben girdim. Mehmet yapma. Buleceğim çıktı kusurlar. Gördün mü lan? Şerif. Bizde mi biliyorsunuz? Ne yapıyordun? Bela mı oldu lan başımıza? Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyorum kız, ne bu sesle? Ne işin var lan senin burada? Ne işin var? Ne yapıyordun lan evinde? Ne yapıyordun kardeşimle? Ha? Ne yapıyorsun lan evinde? Aman! Mehmet! Mehmet! Oğlum dur hele dur. Ya eve almış herif, eve almış. Tövbe de olur mu öyle şey? Oğlum dur hele dur. Oğlum sen daha değil duruyorsun. Hadi yürü ya. Ya Mehmet, hadi, Mehmet abi ne olur. Hadi dur, dur sakin ol. Kapı çıktı. Ben kendim girdim. Kim oluyor? Ne demek kendim girdim lan? Haram giriyorsun evladım. Evladım tövbe ne demek laflar etme. Neyine tövbe. Güveniyorsun lan? Borcumuza mı güveniyorsun? Dur oğlum dur hele tövbe. Tövbe et yavrum. Hadi yavrum sen de durma Allah aşkına git çocuğum. Git daha git. Ha, hadi oğlum çıksana sen de çık. Çık oğlum çık. Dur ya oğlum sen de çıksana ya. Bir daha girmeyeceksin buraya girmeyeceksin. Ha, Mehmet dur oğlum. Ama... Bir daha gelmeyeceksin lan buraya. Dur. Allah aşkına bir sus yavrum. Aman oğlum hadi Allah aşkına sus yavrum. Hadi sakin ol yavrum sakin. Canım. Sakin. Lan ben seni ne yapayım lan? Hayır Mehmet abi. Mehmet abi ne olur yapma. Ne olur yapma. Ne olur yapma. Oğlum ya. Kocanı sakinleştir. Eğer Feriha'nın kılına zarar verirse, ona dokunursa... Kocanı sakinleştir. Mehmet oğlum babana bir şey delirtme. Kurban olayım yavrum bak. Bak biliyorsun tansiyonu var. Anangiller gittiğinden beri de eli böğründe dolaşıyor. Ama kurban olayım. Kurban olayım oğlum. Mehmet ne oldu burada? Ya anlatsanıza ne oluyor? Ya o buradaydı. Çıldırtmaydı adamı ya. Gözlerimle gördüm daha ne?
kardeşini öyle bir laf kondurur mu? Aman tövbeler tövbesi, evlerden olarak. Ya bizde olmaz öyle şeyler Mehmet. İki düşün bir konuş oğlum. Şu kızım sen şu kocana mukayyet ol, hadi bakayım. Hadi sen bir gel, biz dışarıda bir konuşalım. Hadi bir sakinleş. Hadi. Gülsüm, az çık kızım dışarı. Yani şimdi kızın ne günahı var? Çık. Dayın gelmeden ortalığı toplayalım. Hadi. Bak Feriha. Ya iki hafta önce olmuş olsaydı Mehmet'e kalmaz ben kırardım bacaklarını ama anasız kalmış kuşa kıyamam ben. Ah kızım, ayağını denk al. Bu benim Gülsüm'e de kötü örnek olma. Benim şefkatimi kaybetme olur mu kızım? Hadi. Kalk da baban gelmeden şu ortalığı toplayalım. Hadi gülüm. Hadi. Herif kapının önünde değildi Seher. Evden çıkıyordu. Benim evimde. Daha ne diyeyim? Tamam. Tamam anlıyorum ama bir sakin ol tamam mı? Hadi bir oturalım konuşalım seninle ha? Ya konuşulacak iş mi bu? Herifi diyorum evden çıkarken gördüm. Daha ne diyeyim? Ya anlıyorum tamam. Ya ama... Ya Allah aşkına senin aklın eriyor mu? Ya öyle bir şey olsa bile yani Feriha gündüz vakti. Halanlar ev taşırken tövbe yarabbim çocuğu eve mi alacak? Ben kardeşime güveniyorum Seher. Ama o güvenmiyor. Ya ben bunları iyi bilirim. Şimdi borcumuz var ya, kim bilir kafasından neler geçiriyor. Ama ben kardeşimi ona yem etmem. Ay saçmalama ya, senin de aklına hep en kötüsü geliyor. Üniversiteyle ilgili bir şeydir, okulla ilgili. Ne bileyim, derse ilgili bir şey soracaktır çocuk. O yüzden gelmiştir eve. Ya Feriha'yı tanırım. Aklı ermez böyle işlere. Ya aklını çelerse? Ya annem de yok. Kız öylece kaldı. Asıl onu köye götürmesi lazımdı annemin. Ama dur, babam şu işi bir öğrensin de. Ya sen iyice delirdin. Ya böyle bir şey babana söylenir mi? Söylemeyip ne yapacaksın? Ay Mehmet yapma Allah aşkına, adama inme iner. Ya bir de bu yaştan sonra emekliliğini mi yakacaksın? Ne yapayım Seher, sen söyle ne yapayım? Ulan adamı kendi gözlerimle evden çıkarken gördüm. İşin peşini mi bırakayım? Ya tamam, işin peşini bırak diyen yok sana. Ama bir sakinleş. Yani böyle yangına körükle gitme. Bir ortalık durulsun. Zaten Feriha'nın kesin gözü korkmuştur bak. O çocuğu daha yanına yaklaştırmaz o. Hem şimdi annen duyacak, üzülecek kadın. Büyümesin iş. Sonra bir de Ömer'i kapıp tekrar buraya mı gelsin kadın? Yazık değil mi?